Sevgili 2022 EKPSS adayı arkadaşlarım, bugün sizlere 10 soruluk coğrafya testi okuyacağım. Gelin bu sorular neymiş hep birlikte öğrenelim. Aynı boylam üzerindeki yerler için aşağıdakilerin hangisinde en çok benzerlik gösterir? A. Çizgisel hızları, B. Kış mevsimindeki sıcaklık ortalamaları, C. Ekvator düzlemine uzaklıkları, D. 21 Haziran'daki gündüz süreleri, E. 21 Mart'taki gece süreleri. Doğru cevabımız Edirne, 21 Mart'taki gece süreleri. Aşağıdaki ovalardan hangisinde tarımsal ürün çeşitliliğinin diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? A. Konya, B. Çarşamba, C. Bafra, D. Çukurova, E. Balat. Doğru cevabımız A. Konya. Türkiye fiziki haritasında yeşil rengin yoğun olduğu yerler yükseltinin 0 ila 500 metre arasındaki yerlerdir. Buna göre aşağıdaki ovaların hangisi yeşil renkle gösterilemez? A. Bafra, B. Menemen, C. Antalya, D. Silifke, E. Konya. Doğru cevabımız E. Konya. Plato sayısı bakımından en zengin bölgedir. Karstik platonun en fazla olduğu bölgedir. En yüksek platonun bulunduğu bölgedir. En alçak platonun bulunduğu bölgedir. Türkiye'de platolar ile ilgili verilen bölgelerden hangisine aşağıda yer verilmemiştir? Bilgileri tekrar okuyorum. Plato sayısı bakımından en zengin bölgedir. Karstik platoların en fazla olduğu bölgedir. En yüksek platonun bulunduğu bölgedir. En alçak platonun bulunduğu bölgedir. Türkiye'de platolar ile ilgili verilen bölgelerden hangisine aşağıda yer verilmemiştir? A. Akdeniz, B. Doğu Anadolu, C. İç Anadolu, D. Marmara, E. Güneydoğu Anadolu. Doğru cevabımız E. Güneydoğu Anadolu. Bir ırmağın sularını topladığı ve boşalttığı alana akarsu havzası adı verilmektedir. Buna göre aşağıda verilen ırmakların hangisinin havzası diğerlerine göre daha geniştir? A. Kızılırmak, B. Yeşilırmak, C. Sakarya, D. Seyhan, E. Büyük Menderes. Doğru cevabımız A. Kızılırmak. Türkiye'deki fay kaynakları ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A. Kırık hatlar boyunca görülür. B. Mineral bakımından zengindir. C. Yıl boyu sıcaklık değişimi fazladır. D. Sağlık turizmine katkı sağlar. E. Konutların ve seraların ısınmasında yararlanılır. Doğru cevabımız C. Yıl boyu sıcaklık değişimi fazladır. Aşağıda verilen akarsu ve delta ovası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Büyük Menderes, Balat Ovası, B. Seyhan ve Ceyhan, Çukurova, C. Gediz, Menemen Ovası, D. Yeşilırmak, Bafra Ovası, E. Göksu,
Silifke Ovası. Doğru cevabımız D. Yeşilırmak, Bafra Ovası. Ege kıyıları ile Karadeniz kıyılarında farklı kıyı tiplerinin görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. İklim tiplerinin farklı olması. B. Ortalama yükseltilerinin farklı olması. C. Dağların kıyı çizgisine uzanış doğrultularının farklı olması. D. Denizlerin kapladığı alanların farklı olması. E. Kıyı gerisindeki dağların yükseltilerinin farklı olması. Doğru cevabımız C. Dağların kıyı çizgisine uzanış doğrultularının farklı olması. Türkiye'nin fay hatları dikkate alındığında aşağıda verilen illerden hangisinde deprem riskinin en az olduğu söylenebilir? A. Mardin, B. Düzce, C. Erzurum, D. Adana, E. İstanbul. Doğru cevabımız A. Mardin. Bir diğer sorumuz, iklim özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki coğrafi bölgelerden hangisinde ormanların kendini yenileme süresinin daha kısa olduğu söylenebilir? A. Orta Fırat, B. Antalya, C. Batı Karadeniz, D. Çatalca Kocaeli, E. Kıyı Ege. Doğru cevabımız C. Batı Karadeniz. Arkadaşlar, testimiz bu şekilde sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.